Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bunların fiyatlarından bahsetmeyeceğim Sayın Bakan. Türkiye'yi ne hale getirdiniz? Türkiye bir tarım ülkesiydi. Kendine yeterli bir ülkeydi. Siz ne hale getirdiniz? Bundan bahsetmek istiyorum. Bakın, Sayın Bakan, Sayın Bakan, bu ekmeğin yarısından fazlasını ithal buğdayla yapıyoruz. Sayın Bakan, duyuyor musun? Sayın Bakan, bu ekmeğin yarısından fazlasını ithal buğdayla yapıyoruz. Şu anda Türkiye bu yıl, yıl sonuna kadar 11-11,5 milyon ton buğday ithal edecek. Bu ne demek biliyor musunuz? 4 milyar dolar para vereceğiz buna biz. Bu parayı nereden buluyoruz ya? Siz geldiğinizde çiftçinin tam 1 milyar borcu vardı. 210 milyara çıkarttınız. Bu ne biçim iş? Bunun fiyatından bahsetmek istemiyorum. Geçen sene 8 liraydı. Şu an 28 liraya ben dün sabah satın aldım. Eğer böyle devam ederse seneye bu 50 lira olur. Seneye bu 50 lira olur. Bunun da yarısını, bu yağın yarısını biz Rusya ve Ukrayna'dan ithal ediyoruz. Nasıl bir tarım politikası uyguluyorsunuz? Bunu anlayamıyorum. Bakın, bu süt, bu sütü verebilmek için inekler, gerçi siz anlamazsınız bu işten, neden tarımla bir ilginiz yok. Bu sütü inekler verebilsin diye yem veriyoruz. Bu sütün %70'i ithal yemle oluyor. Farkında mısın Sayın Bakan? Ama hiçbir şeyin farkında değilsin. Bunu da göstereyim. Yeni tarım aleti bu. 2022 yılında çiftçi yeni tarım aleti kullanacak. Tuzluk. Tuzlukla gübre atacak. Neden? Geçen sene bir ton üre gübre 1800 liraydı. Sayenizde 14.500 lira oldu. Şimdi diyecek ki buraya çıkacak. Dünyada fiyatlar artıyor, biz ne yapalım? Dünyada fiyatlar artıyor ama Hindistan bile 600 milyon dolar para ayırdı Hint çiftçisine. Çinliler dünyaya amonyak satışını durdurdu, fosforik asit satışını durdurdu. Biz ne yaptık? O biz karşı çıktığımızda özelleştirdiğiniz gübre fabrikalarının hiçbir tanesi devlette değil. Anlaşıyorlar, her gün zam. Doğalgaza gelen zamlar aynen gübreye yansıtılıyor. Bütün dünya ülkeleri çiftçi tarlaya gitsin, gübre kullansın diye uğraşıyor. Bizim çiftçilerimiz ise şu anda hacizlerle, icralarla uğraşıyor. Tarım kredi kooperatifleri çiftçilerinin borçları vardı. Geçen sene buradan Sayın Bakan'ı uyarmıştım. Bakanın haberi bile yoktu, televizyonlardan gördü. Aynı durumlar gerçekleşmeye başladı. İsim de verebilirim. İki gün önce Polatlı'ya gitti icra memurları. Bir ahıra girdiler, ahırdaki inekleri saydılar. Dün Amasya'ya gittiler, bir traktörü saydılar. Şu an sayıyorlar. Ne zaman yapılandırma çıkaracaksınız belli değil. Çıkarıp çıkarmayacağınız da belli değil. Çiftçinin borcunu ödeyen çiftçiye ekstra bir ödeme yok. Ama zor durumda olan 20 bin çiftçi haciz baskısı altında. Sizden de randevu istemişler, vermişsiniz, 10 dakika kala iptal etmişsiniz. Her şeyden haberimiz oluyor arkadaşlar. Kuraklık vurdu, bu sene de iyi gitmiyor, bu sene de sıkıntı var. Daha kuraklık paralarını yeni ödemeye başlıyorsunuz, 6 ay geçti. Bizim bölgemize İpsala'ya, Meriç'e dolu yağdı, geçmiş olsun dediniz. Ya bu ne biçim iş, nasıl hükümetsiniz? Bu üreticiyi neden sevmiyorsunuz? Neden başka ülkelerden hep medet umuyorsunuz? Sürekli gümrük vergilerini sıfırlıyorsunuz. Nasıl şey bu ya? Niye çiftçiye destek vermiyorsunuz? Niye bu kadar kaynakları başka yerlere, beşli çeteye veriyorsunuz? Merak etmeyin. Artık bu edebiyatı da yapmak istemiyorum. Neden? Çünkü siz gidicisiniz. Biz iktidara geleceğiz. Gidiyor, gitmekte olan geliyor, gelmekte olan diyorum. Biz iktidara geldiğimizde yepyeni bir tarım politikası uygulayacağız. Bir kere çiftçinin borcunun faizini tamamen sileceğiz.
Buyurun. İthal ettiğimiz bütün ürünleri, 14-15 milyar dolar verdiğimiz bütün ürünleri kendimiz üreteceğiz. Dışarıdan ithalat yapmayacağız ve para kazanacağız, hazineye vereceğiz. Çünkü Türkiye'nin büyümeye ihtiyacı var. Sağlıklı bir şekilde bölüşmeye ihtiyacı var. Ondan sonra sulamaya çok önem vereceğiz. Ya siz insanları kandırıyorsunuz. Bizim bölgemizde bir Çakmak barajı var. 13 kere açıldı. 13 kere kurdeleler kesildi. Paralar veriliyor. Hiçbir şey olmuyor. Müteahhit diyor ki para vermiyorlar doğru dürüst diyor. Verilen paralarla ancak birinci kısmın %20'si bitirildi. Biz tarıma ciddi kaynak vereceğiz. Yılda 4 milyon dekar alanı sulayacağız. Her şeyimiz bizim planlıdır. Biz çünkü bu ülkeyi kuran partiyiz. Bu ülkeyi de kurtaracağız. Planlı bir şekilde üreteceğiz ve hakça bölüşeceğiz.